Hemen CSS'lerimizi vererek devam edelim. Bakarsak bunun klasına commenced linkti. Klası kopyalayalım. Teme klasörümüzün içindeki style CSS'i açalım. Style CSS'deyken Ctrl F ile kopyaladığımız klası yapıştırarak bir arattıralım. Herhangi bir şey bulmadı. Biz kendi klasımızı vererek devam edelim. Öncelikle post header'a bir klas verelim. Post header'a hemen bakalım. Post header bizim şu taraf olacak. Genişliği 72, yüksekliği 56'ymış. Hemen box'a gelelim. 72'ye 56 verelim. Daha sonra buradan bu yorum sayısını ve tarihi silelim. Daha sonra arka planları, her zaman yaptığımız gibi arka planları yok edelim. Şuradaki arka planları da yok edelim. Buradaki resimleri de yok edelim. Buradakileri de yok edelim. Bunu şu şekilde seçelim. Mouse'umuzla. Seçtikten sonra sağ tıklayıp Insert Rectangular Slices diyelim. Burada Single diyelim. Tek bir katman olarak alsın. Export ayarımız PNG 32 maddesi olmasın diyelim. Ve Export Selected Slices diyelim. Buraya teme klasörümüzün image'sına tekrar yeni bir klasör oluşturalım. Buraya da post diyelim. Postun içine bunu header left bg olarak kaydedelim. Şimdi background'umuza gelelim. Browse diyelim. VP content'in içindeki temanın içindeki Jokeworks'un içindeki images'ın içindeki posta girelim. Ve header left'imizi seçelim. Seçtikten sonra bize burada boyutlarını veriyor. Boyutları 83'e 76 83'e 76'ymış. Biz burada gölgeyi bu arkadaki efekti hesaplamamıştık. Hemen onu seçelim. Tekrar ettirmeyelim. Box'a gelelim. 83'e 76 diyelim. Kaydedelim. Save all diyelim. İndekse gidip tekrar bakalım. Bizim tema yolumuzu alalım tekrardan. Veya bunu tek tırnaklar içinde bir yazalım, bir deneyelim. Olmadı. Biz tema yolumuzu header'dan tekrar alalım. Block info template directory burada sonundaki slash'la birlikte alalım ve yapıştıralım. Başındaki tek tırnakları bir yok edelim. Şimdi tekrardan bakalım. Evet. Resmimiz gayet güzel geldi. Şimdi
Şimdi bir de bu bakarsak wrapper yani postla sidebarın yer aldığı kısımda bir arka plan var. Öncelikle bu arka planı bir alalım hemen. Arka planı. Burada tekrar file'dan reword diyelim. Ok diyelim. Bir dahaki derste arka planımızı vererek devam edelim.